Değerli izleyenlerimiz, harika bir pazar günü. Elif Karakışlı ile 7 Expert programında, Business Channel Türk ekranlarında harika konuklar ağırlamaya devam ediyoruz. Her hafta birbirinden değerli, mesleğinde hayatında fark yaratmış, aynı zamanda hayatlarımızda fark yaratmaya devam eden müthiş konuklarım var. Bugün çok değerli bir avukatı burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili Ayşe Dilek Ergüler hanımefendi, aynı zamanda bir arabulucu kendi ve bugün bize gerçekten hukuka değişik bir bakış açısı sunacak. Çok keyifli bir sohbet olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Elif. Seninle birlikte olmak her şeyden güzel. Benim için de öyle. Ayaklarınıza sağlık. Değerli bunca yoğun ajandanızda bu vakti ayırmanızdan çok mutluyum. Şimdi sevgili Ayşe Hanımcığım, sizi önce bir tanımak isteriz. Çünkü dedim ki arabulucu, avukat ama farklı bakış açılarından bakıyor. Bir de aile diziniyle ilgili bir çok keyifli işler yaptığınızı biliyoruz. Bir parça bahseder misiniz? Bu güzelim kariyeriniz nasıl inci gibi dizildi? Teşekkür ediyorum. Şimdi öyle bir şey ki gerçekten birden fazla şapkayla yapıyorum ben mesleğimi. Ana mesleğim hukukçuluk. Ben bir hukukçuyum. Ama bizim ülkemizde hukukçu olmak sadece hukuku bilmek, sadece adliyelerde iş takip etmek ya da hukuk danışmanlığı yaparak birilerine yol göstermekle sınırlı kalmamalı diye düşündüğüm için çeşitli prensipleri de bir araya getirerek kendimi donatmayı tercih ettim ben. 30 yılı bulmuş bir meslek yaşamı. Bunun son 9 yılında arabuluculuğu da mesleğime dahil ettim. Tabii çok yeni bir kavram arabuluculuk. Öyle. Gerçekten çok yeni bir kavram. Hayata hep şöyle baktım. İnsanlar kavga etmemeli. İnsanlar her türlü uyuşmazlığı barışarak çözebilmeli. Bu mümkün. Bizim doğamızda var bu. Bunu yaparken de kim yardımcı olacak? Uyuşmazlık yaşadıklarında mahkemeye gittiklerindeki kişiler, yani bunlar yargıçlar olabilir, adliye personeli olabilir, tabii ki avukatlar. En önemli ayaklarından birisi avukatlar. Dolayısıyla da avukat bakış açısını sadece tutan, koparan, işte ipten adam alan şeklinde değil, ipe adam gitmesini de önleyen. Doğru. Diğer yandan da ipe gitmeyi gerektirmeyecek şekilde insanlara destek olabilen, yol gösterebilen bir meslek olarak ben tercih ettim. Ve bu şekilde geliştim. Bunu yapabilmek için de uygulamalı psikoloji alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim aldım. Sadece avukat olarak kalmayayım, psikolojiyi de hukukun içine yedireyim. Çünkü bizim toplumumuzda çok büyük bir ihtiyaç var buna. Evet. İnsanlarımızda işte bir terapiye gitme, bir psikolojik destek alma konuları ne yazık ki çok yaygın değil. Çok kolay gidemiyorlar bu yollara. Sebepleri tartışılabilir belki ama başı sıkıştığı zaman, bir uyuşmazlık yaşadığı zaman geldiği adres avukat. Ve avukattan beklentisi, daha doğrusu avukatın ona sağlayabileceği, karşılayabileceği ihtiyaçlar ortadayken sadece hukuki destek alabilir avukattan. Bunu birazcık daha genişletmek istedim ben. Benim danışanlarıma, benim müvekkillerime biraz daha kararlarını kolay verebilmeleri, bir nevi koçluk gibi düşünebiliriz, hukuk koçluğu da diyebiliriz. Doğru. Hem yasal haklarını bir yandan bilip hem de en uygun çözüm nedir, bu en uygun çözüme nasıl kolaylıkla gidebiliriz konusunda yol gösteren bir hukukçu olmayı tercih ettim. Harika. Tabii ki bu çerçevede o psikoloji eğitimiyle birlikte son 9 yıldır almakta olduğum aile dizimi eğitimi bitmiyor eğitimler. Çünkü ben ömür boyu eğitime inanan bir insanım. Halen Açık Öğretim Fakültesi'nde işletme okuyorum mesela. Nasıl bir yani değer vermek? Yani o hiç bitmeyen bir şey eğitim. Yenilemeniz lazım kendinizi. Yoksa kuru kuruya kitapta kalan bilgiyle hiçbir yere varamayız. Doğru. Topluma da yardımcı olamayız. Çevremize de, kendimize de yardımcı olamayız. Aile dizimi prensiplerini de hem davalarıma hem arabuluculuk uygulamalarıma ben entegre ettim. Şöyle diyorlar, farklı çalışma alışkanlıkları olan bir avukat olduğumu söylüyorlar. Galiba haklılar. Ne güzel, ne harika. Sizin dikey uzmanlıklarınız, dikey uzmanlık konularınızdan biri boşanma. Evet.
Çok tatlı bir konu değil ama öte yandan da aslında yeni bir hayata adım atmak anlamında bazen de çok ferahlatıcı bir konu da olabiliyor. Sonuçta evlilik tabii olduğu gibi onun bitişi de bir o kadar tabii olabilir. Orada her iki tarafın da aslında çok böyle kavgalarla, hele de bir evlat varsa, bir ya da birden fazla evlat varsa, oradaki uyuşmazlığı bir arabulucuyla çözmek yeni bir kavram gibi ama çok mantıklı geliyor. Biraz bundan bahseder misiniz? Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk çok yeni ülkemizde gerçekten. Yani 2012 yılında yasanın yürürlüğe girmesi ve işte 2013 yılında arabulucuların faaliyete başlamasıyla gelişmiş bir yöntem. Adalet Bakanlığı'na bağlı çalışıyor arabulucular. Bağlı demeyelim ama oradaki bir sicile kayıtlı olarak... Evet. Belli koşulları yerine getirerek işte eğitimler, sınavlar. Bu arada arabuluculuk eğitmeniyim de ben aynı zamanda. Çünkü bundan uzun yıllar önce arabuluculuğu tanıdığımda dünyada böyle bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu, dostane bir çözüm yöntemi olduğunu öğrendiğimde başladığım çalışmalar sonrasında yasanın çıkması ve sicile kayıtla devam etti. Mevcut arabuluculuk yasamıza göre boşanma davaları doğrudan arabuluculukla çözülemiyor. Sebebi şu, boşanma aslında aile mahkemesi hakiminin karar vermesiyle gerçekleşebilen bir sona erme şekli. Çünkü boşanma evliliğin sona erme şekillerinden birisi. Ve bizim ülkemizdeki sistemde de belli kurallar varsa, belli sebepler varsa aile mahkemesine başvurursunuz, hakim karar verir. Hakimin karar verebileceği konularda doğrudan arabuluculuk olmaz. Çünkü arabuluculuğun temeli tarafların kendi kararlarını kendilerinin vermeleri üzerine kuruludur. Profesyonel arabulucular bu konuda yetişmiş yardımcı kişilerdir arabulucular. Onların yol göstermesiyle bir anlamda müzakere sürecini yönetmeleriyle kendi uygun çözümlerini bulur taraflar. Dolayısıyla da arabulucu karar vermez. Mesela hakim karar verir. Boşanma hakimin karar vermesini gerektiren bir konu olduğu için de doğrudan arabuluculuğa uygun değil diyoruz. Ancak boşanma öncesi süreçlerde aile danışmanı olarak adlandırdığımız yine çok uzun eğitimlerden geçen uzmanlığı olan kişilerden yardım alınabilir. Öyle bir boşluk var ki aile mahkemesine başvurduktan sonraki süreçte kişilerin anlaşmasını sağlayacak, yardımcı olabilecek, yasal temele doğrudan dayanan bir yardımcı yöntem yok. İşte orada arabuluculuk becerilerine sahip olan avukatlar bence devreye girmeli. Arabulucu becerilerine sahip avukatlardan destek alınarak boşanmanın sonuçlarına ilişkin konularda rahatlıkla anlaşma yapılabilmeli. Bizde şey vardır boşanmada, değişik boşanma sebepleri arasında en çok kullanılan, yani %99 gibi bir oranla halk arasında şiddetli geçimsizlik dediğimiz evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayanan boşanma türü vardır. Ve burada bir yılı doldurmuş olan evli çiftler isterlerse kendi iradeleriyle boşanma iradelerini ortaya koyup mahkemeden herhangi bir uzun yargılama yapılmasına gerek kalmadan boşanma kararı alabilirler. Ama burada hakim şuna dikkat eder. Boşanmanın sonuçları dediğimiz konular var. Nedir bu? Çocuk varsa velayet. Gene çocuk varsa çocuğun diğer ebeveynle ne şekilde görüşeceğinin düzenlenmesi. Yine çocuk varsa çocuğun giderlerine diğer ebeveynin katkısı, iştirak nafakası dediğimiz nafaka. Çocuğun olmadığı durumlarda gene eşlerin birbirine bir nafaka ödeyip ödemeyeceği, her durumda maddi manevi tazminat olup olmayacağı gibi konular boşanmanın sonuçlarıdır. Bunun düzenlenmesini ister aile mahkemesi hakimi. Ve bunun da uygun bir anlaşmayla hakime sunulması lazım. Arabuluculukla tanışmadan önceki dönemlerde de ben genelde uzlaştırıcı ve barışçıl bakan, dostane yöntemleri daima tercih eden bir kişi olduğum için bu yapımda da var. Tabii bu hakkı savunmayacağım anlamına gelmiyor. Yani çok hırslı bir şekilde eğer çatışma varsa bunu da savunurum. Ama her zaman anlaşma herkese kazandırır. Arabuluculuğu tanımadan önceki dönemlerde de insanları anlaştırıyorduk. Bilebildiğimiz kadar el yordamı, kendi geliştirdiğimiz yöntemlerle. Ve şunu çok görüyordum o zaman ben. Kağıt üzerinde yapılan anlaşmalı boşanmalar. Ya tamam bitsin de nasıl biterse bitsin.
ya da ne bileyim artık bu sıkıntının içinde kalmak istemiyorum. Bir an önce şu boşanma süreci evet. bitsin diyerek kızgınlıkla yapılmış anlaşmalarla boşanan o kadar çok çift tanıyorum ki ben. Yani artık kendi boşanma davalarına baktığım çiftlerin sayısını inanın hatırlamıyorum. Çok çok fazla sayıda hı hı. çifti gözlemleme ve tanıma imkanım oldu. Şimdiki aklımla dönüp baktığımda onlar belki en az yarısı çok daha barışçıl şekilde boşanabilirdi. Kesinlikle. Ya da boşanmaktan vazgeçip evliliklerindeki hatalı alanları düzeltme olanağı sağlayabilirlerdi. Çünkü arabuluculuk sürecinde ister istemez tarafların farkındalıkları artar. Kesinlikle, kesinlikle. Nasıl iletişim kuracaklarını öğrenirler. Çünkü arabulucu bir anlamda iletişim sihirbazıdır. Nasıl iletişim kuracaklarını da farkına varmadan tarafların öğrendiğini görüyoruz çoğu uygulamada. Dolayısıyla barış sağlanıyor. Ben şey diyorum, barışarak boşanma. Ya ne kadar güzel, ne bunu kadar kıymetli. Bunu sağlayabilmek gerçekten kıymetli, toplumumuz için de çok kıymetli. Yani kavgayla, gürültüyle, çatışmayla bir yere varılmıyor. Dostane yaklaşmak her zaman çok ama çok önem taşıyor. Harika. Bir de aile dizini bakış açısı getirdiniz. Boşanmayı. Ben ilk defa sizden duydum, izleyenlerimizden. Belki bu konuda bilmiyorum fikri olan var mı ama. Bazı müvekkillerimin fikri var tabii. Hı-hı. Yani benimle çalışan kişilerin fikri vardır ancak. Aile dizimi bir psikoterapi yöntemi aslında. Bir psikoterapi yaklaşımı diyebiliriz. Ben o konuda da eğitim almış ve bu eğitimleri tamamlamış bir kişi olarak orada öğrenmiş olduğum belli prensipleri vakalara uygulayabiliyorum. Hı hı. Şöyle bir perspektif kazandırıyor bana. Hangi dosyada ne şekilde ilerlemeliyiz? Çünkü ne olursa olsun hukuk, tamam hukuk haklarımız demek, evet. haklarımızı koruyoruz, biliyoruz hukuku, tüm avukatlar biliyor. Tabii. Onun üstüne bir şey koyabilmem gerektiğini düşündüğüm için sonuca gidecek birden fazla alternatif çözüm vardır. Yani bir konunun tek bir çözümü yoktur. Hı hı. O alternatif çözümlere giderken hangi yollardan ilerlemek gerektiği hı hı. konusunda ben aile diziminin belli prensiplerinden kendi geliştirdiğim yöntemlerle yararlanıyorum. Hem davalarımda hem arabuluculukta yararlanıyorum. İnanın şöyle bir örnek vereyim. Mesela aynı aileden iki farklı kişinin boşanma davası. Şimdi ikisi de aynı aileden. Benzeri sebeplerle gelmişler ama birinde ilerleyeceğiniz yol farklı, diğerinde uygulayacağınız strateji farklı olabiliyor. Burada stratejiyi neye göre belirliyorsunuz? Tarafların ihtiyacına göre belirliyorsunuz evet. aslında. O nedenle de ihtiyaçların doğru saptanabilmesi adına ben aile dizimindeki yöntemlerden yararlanıyorum. Harika. Oldukça da güzel ve gerçekten insanların hayret ettiği sonuçlara ulaşabiliyorum. En olmaz dediğimiz anlaşma bile hayallerimizin olabiliyor. Hayallerimizin ötesindeki evet. sonsuz olasılıklardan. Peki evet. aile terapisi için ne diyorsunuz? Aile terapisi bence zaman zaman tabii ki gerekli. Hatta arabuluculukta da biz bazen aile terapisine hı-hı. yönlendirebiliriz. Avukatlıkta da yönlendirebiliriz. Tarafların hele çocukları varsa evet. ileriye dönük yaşamlarını yapılandırmaları için. Ama aile terapisiyle aile arabuluculuğu ya da boşanma arabuluculuğu biraz birbirinden farklı. Hı-hı. Şöyle ki terapide kişilerin süreçleriyle ilgilenir terapist. Ama arabuluculukta biz kişiler arasındaki iletişim süreciyle ilgileniriz. Bizim gayemiz o iletişim sürecini anlaşılabilir hale getirip düzgün bir sonuca ulaşmalarını sağlamak. Evet. Bu şekilde ilerliyoruz. Muhakkak tabii bir sürü vaka görüyorsunuz, bir sürü davanız var. Böyle unutamadığınız, böyle direkten dönen, belki hani o hep böyle mutlu tüm filmlerinde beklediğimiz gibi ya hakikaten de birbirlerini seviyorlarmış dediğiniz çok şey görmüşsünüzdür evet. değil mi? evet. Yani boşanmayla sonuçlanmayan belki o farkındalıkları arttığı için ya da boşanmayla sonuçlansa bile müthiş bir o düşmanlık hissinden aslında ben bu kişiyle yıllarımı geçirdim. Çok emek verdik birbirimize. Belki de ben biraz şöyle yapsam, o biraz bir adım geri atsa, şurada buluşsak deyip boşansalar bile dost kalan ilişkiler çok görmüşsünüzdür. Çok fazla, çok fazla. Şunu ben söylüyorum insanlara, özellikle çocuğu olan çiftlerde.
Diyorum ki çocuklarımız aslında bizim kendimizi sevmemiz için bize verilmiş hediyeler. Evet. Çünkü çocuğumuzun yarısı anneden, yarısı babadan geldi. Evet. Çocuğumuzu severken aslında belki kendimizi seviyoruz ama diğer yandan da eşimizi seviyoruz. Elbette. Diyorum ki eşinden nefret ettiğini söyleyen herhangi bir anne ya da baba beni hiçbir şekilde çocuğunu %100 sevdiğine inandıramaz. Anlatabiliyorum değil mi? Çocuğunuzu seviyorsanız eğer eşinizin de o özelliklerini sevip kabul ediyor olmanız doğru. lazım. Ha, bir sürü şey giriyor tabii. Şiddet olabilir, ihanet olabilir, işte güven sarsıcı davranışlar olabilir. Yani boşanmaya götüren en çok çünkü böyle fiziksel şiddet ve güven evet. sarsıcı davranışlar ön plana çıkıyor. Evet. Özellikle teknolojinin de ilerlemesiyle hı hı. iyice artmış durumda. Mesela %4,5 oranında artmış boşanmalar baktığımızda. Evet. Ve ilk 5 yıl içerisinde %40'ı neredeyse boşanıyor evlenen çiftlerin. Diğer yandan da bu çiftlere soruyorsunuz boşanma sürecinde karar verirken kimden yardım aldınız? %65 civarında kimseden diyor. Aslında nasıl kimseden, da yalnız bir sadece, dönem. Sadece %2'si bir aile terapistinden evet. yardım aldığını söylüyor. Aradaki kesim de aile büyüklerinden yardım aldık diyor. Düşünebiliyor musunuz? Aslında aile büyüklerinin de işin içine girmesiyle yaşanan bir çatışma tabii, çoğu zaman tabii. bunlarla da karşılaşıyoruz. Aile büyüğünden yardım almaya kalkınca çatışma daha da büyüyor ve evet. iş çıkmaza sürüklenebiliyor. İşin bu boyutunda işte arabulucu avukat devreye girmeli. Çünkü çözümü avukatta arıyor, evet. avukata gidiyor. Avukata gittiğinde avukatın dostane yaklaşımı evliliği kurtarabilir de ha kurtarmak istemiyorum zaten tabii bitmiş ki, evliliği. Tabii ki, avukatın tabii haddi ki. Değil gidin barışın demek. Arabulucunun da haddi değil. Zaten arabulucular asla yönlendirme evet. yapmıyor ve yani tamamen tarafsız davranan kişiler. Ama hiç olmazsa gözden geçirip farkındalığını artırıp doğru karar vermesinde yardımcı olabilmek. Şunu yaşıyoruz biz. Bizler avukat olarak aslında saldırmaya yani iddia ve savunma dediğimiz şekilde. Hı hı. Yani ya saldırırız ya savunuruz. Evet. Şimdi saldırmak için ne yapmanız lazım? Bir kişi karşıdaki kişiyi suçlamanız gerek. Evet. Suçlanan kişi ne yapar? Kendini savunmak için ne kendine yönetilen suçlamada hı hı. bir farkındalık çıkarabilir. Çünkü savunması lazım kendini. Ne de savunacağım derken karşıda yarattığı yani zararı görebilir. Bu arada olan çocuklara olur. Hı hı. Zavallı çocuklar arada perişan olur. Evet. Şimdi bunu yaparken avukatların dilekçelerinde çok düzgün dil kullanmaları gerektiğini düşünüyorum doğru. ben. Birdenbire saldırarak gidildiğinde zaten taraflar anlaşamamışlar, bir çatışmayla gelmişler. Bizim sadece haklarını savunuyor olmamız onlara gerçek anlamda yardımcı olduğumuzu göstermiyor. Aslında yapıcı bir şekilde ilerleyerek benim prensibim eğer ki tabii ki müvekkilim de bunu kabul hı hı. ediyorsa, her müvekkil kabul etmeyebilir, son hı hı. derece saygım var. Bazen arabuluculuk teklif edilemeyecek durumlar da vardır. Elbette. Yani o kadar elbette. Acıtan bir durumdur elbette. Ki ona da saygı duyarım. Ama müvekkilim derse ki dostane yolla çözmek istiyorum, mutlaka dilekçelerimde belirtiyorum. Yıllardır ben bunu yapıyorum. Ve nihayet olumlu sonuçlar almaya başladığım için de çok mutluyum. Ne güzel. Çok ne mutluyum. Güzel. Artık olumlu sonuçlar başladı. Ne güzel. Harika bir sohbet oldu. Ne güzel, ne mutlu sizinle çalışan müvekkillerinizin böyle kolaylıkla çözüm alabilmeleri ne harika. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, dilerim hiçbir konuda itilafa düşmeyiz ama düştüğümüz zaman da hakikaten sevgili Ayşe Dilek Hanım'ın söylediği gibi kolaylıkla, tatlılıkla, hukuka da aslında sırtımızı dayayarak bunları çözmenin de ihtimali var. Bu ihtimali hiç akıldan çıkarmamak gerekiyor. Dilerim bizim bütün haftamız su gibi aksın, bütün iletişim yollarımız açılsın ve ne ele alırsak, ne işe el atarsak bunları kolaylıkla halledelim. Görüşmek üzere, sevgiyle esen kalın.